Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir, PKK'nın Avrupa'daki en önemli isimleriyle Paris'teki infaz ve İmralı ile başlatılan görüşmeleri konuştu. PKK'nın Avrupa sorumlularından ve kapatılan DEP eski milletvekili Remzi Kartal, öldürülen 3 PKK'lının olay gecesi Almanya'ya gitmek üzere olduğunu açıkladı. Almanya'ya gideceklerini duydum, öyle söylüyorlar. İkisi Almanya'ya gidecek. O açıdan hazırlıklar yapılmış. Zaten bavullar falan var. Hepsi orada, hepsi polislerin de, yani hatta basında, Fransız basında demiş, hepsi düzenli katlanmış, batlamış falan filan Sakine Hanım. Kartal kendilerine gelen bilgiye göre cinayeti 3 kişinin işlediğini, olayın arkasında profesyonel güçlerin bulunduğunu kaydetti. Bir masanın etrafında bir yerde bu işte yol hazırlığı ile ilgili çanta manta eşyalarıyla ilgiliymişler. Böyle bu şey. Yani bu tablo şudur. Girenler profesyoneldir ve girenler bu kapları açabilecek insanlardır. Girenler basit çeteler değil. Girenler diyorsunuz. Kapıyı, evet. Birkaç kişi mi bunlar, böyle bir duyum mu aldınız? Büyük bir ihtimalle. İçeriden bir aldığımız. Bir kişi değil. Yok, içeriden aldığımız bir, yani devletten de, Fransa devletinden. Kaç kişi vermiş? Bir, 3 kişilik bir grup olabilir diyorlar. Anladım. Evet, evet. 3 kişilik bir grup. Öyle bir duyum var. Öyle. Remzi Kartal saldırının İmralı sürecine yönelik olduğunu, buna rağmen sürecin başarıyla tamamlanmasının olumlu katkılar sağlayacağını dile getirdi. Tabii ki sürece yönelik bir saldırıdır. Yani İmralı'dan hükümet adına gelen heyetle birlikte yürüttüğü bir şeydir, bir sürece yönelik bir saldırıdır. Bunun yaratılması şu anda Türkiye'yi Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Kürtlerin yaşadığı bütün bölgede, bütün Orta Doğu'da etkili bir güç haline getirecektir. Bütün... PKK'nın Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar da cinayetlerin asıl hedefinin İmralı süreci olduğunu söyledi. Şimdi bundan bir ay kadar önce olsaydı farklı konuşabilirdik. Ama tam da her şeyin açıklandığı, böyle bir hızlandığı bir dönemde bu cinayetin olması ve benim kanaatim bu süreçle ilintilidir. Bu süreci sabote etmek isteyen karanlık güçlerdir. Bunlar Türkiye içinden, dışından bir sürü yerden destek almış olabilirler ve Kürt-Türk barışını istemeyenler ve savaşın devamından yana olan güçlerin işidir. Aydar, sağduyulu hareket etmenin önemine değindi. Biz sağduyulu düşünmek zorundayız. Duygularımıza göre değil, halkımızın ve bölgemizin, ülkemizin gerçeğine ve taleplerine göre hareket etmek durumundayız. O açıdan bu tür kişiliklerin amaçlarına ulaşmaması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Şu görüldü ki elimizi çabuk tutmamız lazım. Yani eğer iki tarafta elini çabuk tutmazsa bu işe çomak sokanlar çok olacak. Ve o zaman onlar istedikleri sonuca ulaşırlar. Bu açıdan buradan yani hükümet tarafı da bu konuda elini çabuk tutmak durumunda. Zübeyir Aydar, bölünme gibi bir amaçları olmadığını vurguladı. Sorunun çözümünün tüm bölgeye barış ve demokrasi getireceğini belirtti. Misak-ı Milli, 1918'de işte Misak-ı Milli, milli yemindir. O içilen milli yemini birlikte içtik. Kürtlerle Türkler Orta Doğu'da şu anda bir ittifak yapmak durumundadırlar. Bu ittifak bölgeye demokrasi getiren, huzur getiren bir ittifak olmalı. Bu ittifak olmalı. Biz küçültmek değil, büyütme peşindeyiz. Yani bunu herkes böyle bilmeli. Ben çok rahat ve net söylüyorum.